Yeniden merhabalar. Gündem Özel devam ediyor. Bu bölümde de hadi siyasete bir ara verelim, ekonomiyi bir konuşalım diyoruz. Zaten ya siyaseti konuşuyoruz ya daha çok ekonomiyi konuşuyoruz. Arada biliyorsunuz Gündem Özel'de biraz da dış politikayı koymaya çalışıyoruz. Hani dünyadan da böyle azade olmayalım, görelim bir ne olacak ne bitecek. Hem dışarıda neler oluyor hem de Türkiye nasıl konumlanıyor yeni döneminde, yeni kabinesiyle birlikte, yeni dışişleri, işte zihin kodları vesaireyle birlikte. Şimdi o zaman ekonomi diyeceğiz ya, kıymetli bir hocamıza danışacağız. Onun rehberliğinde bir anlamaya çalışacağız şu günkü halimizi. Profesör Doktor Serap Durusoy bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kısmet oldu. Ben teşekkür ederim. İlk kez de birlikte yayın yapıyoruz, evet, ama sizi takip edenlerden biriyim aynı zamanda. Çok da mutlu oldum ağırladığım için. Eksik ben olmayın. Ben de sizi çok yakından kaçırmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Hocam şöyle başlayalım mı? Merkez Bankası Başkanı Buyurun. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarıyla bir başlayalım. Sonra zaten şu IMF vesaire o konulara ayrı ayrı geliriz. Ama öncelikle şuradan bir yol haritası haritasına ilişkin mücevher ihracatçılarıyla bir araya gelmişti bildiğim kadarıyla. Yani, orada diyor ki enflasyon raporu toplantısında paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz. İşte 2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak bir zemin bunu oluşturabilmek için. Buradaki kademeli ve kararlı adımlardan biz ne anlayalım? Biraz bunun Türkçesiyle başlayalım. Evet. Aslında çok fazla açıklamalar geliyor biliyorsunuz son iki haftadır. Gerek Gaye Yılmaz'dan, gerek özür dilerim Gaye Hanım'dan, gerek Cevdet Yılmaz'dan ve gerekse de Mehmet Şimşek'ten. Şimdi burada özellikle kademeli ve kararlı adımlar ifadesi önemli. Ancak bu kararlılık acaba siyasi iradede de var mı? Şimdi bu kocaman bir soru işareti biliyorsunuz. Evet. Çünkü şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla yüksek faiz politikasında devam edilmeyeceğini ve bunun yanlış bir politika olduğunu vurguluyordu. Şimdi bakacak olursak aslında bu seçimlerden sonra 651 baz puanlık artışla %8'den biliyorsunuz %15'e çıkarıldı politika faizi. Sonra 250 baz puanlık bir artışla %17,5'a çıkarıldı. Sonra tekrar 750 baz puanlık bu defa çok daha yüksek beklenmedik bir artışla %25'e çıkarıldı. Şimdi burada kararlıyız ifadesi açıkçası beni biraz endişelendiriyor. Zira burada kademeli ifadesi de var biliyorsunuz. Yani bunu hem enflasyon raporunda hem de bu en sonki PPK özetinde de ifade etti Sayın Gaye Hanım. Şimdi kademeli ve dengeliden öte bana kalırsa dalgalı bir faiz artışıyla karşı karşıyayız. Açıkçası kendi adıma bu beni tedirgin ediyor. Şimdi bu neden tedirgin ediyor? Çünkü burada öngörülmezlik dediğimiz bir durumu ortaya çıkarıyor ekonomide. Kaldı ki bakın geçen hafta Goldman Sachs'tan bir rapor geldi ve o raporda da özellikle seçimlerden bu yana para politikası sıkılaştırmasının istikrarsız olduğu yönünde bir değerlendirmesi oldu. Şimdi akla o zaman şöyle bir soru geliyor. Yani bir ileri bir geri adım atılması acaba muhafazakar kesimi de rahatsız etmeyecek yönde mi yapılıyor bu uygulamalar diye bir soru işareti daha ortaya çıkıyor. Diğer yandan şimdi alınan kararla elbette ki hani Merkez Bankası aslında bir anlamda dış dünyaya da bakın biz bağımsızlığımızı aslında koruyoruz yönünde bir mesaj da vermiş oldu. Belki bu amaç da burada göz ardı edilemez ama burada şunu da söyleyelim. Siyasi irade için acaba bu tek seferlik miydi? Bu yine bir soru işareti olarak karşımızda. Benim en çok merak ettiğim bu açıklamalarla acaba orta vadeli, Eylül ayında açıklanacak olan orta vadeli program ne kadar birbiriyle uyumlu olacak? Yine bir soru işareti olarak karşımızda. Yani asıl açıkçası Çiğdem Hanım bu sorulara henüz yanıt alabilmiş değiliz. Eylül ayında umarım açıklanacak olan orta vadeli programda bu yanıtları bulabilme şansımız olur.
Aksi takdirde bakın şu çok endişe verici. Şimdi öngörülmezlik dedim ben. Çünkü burada kararlılık deniliyor, işte artışlar devam edilecek deniliyor. Okudum metni bugün, hatta o mesajı çıktısını aldım. Böyle detay detay okudum programa gelirken de bilgi aktarayım diye. Şimdi bu artışlar ne zamana kadar olacak? Bu açıkçası bilinmiyor ve dolayısıyla da ekonomik aktörleri en çok endişelendiren kısmı da bu oluşturuyor. O nedenle ben biraz daha şeffaf, biraz daha net açıklamaların olması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bakın biz Küresel Merkez Bankası başkanlarının yapmış oldukları açıklamaları takip ettiğimizde özellikle Powell her açıklamasında dedi ki piyasayı tedirgin etmeyecek. Piyasayı tedirgin etmeyecek kararlar alacağız. Ama bizde tam tersi, aslında piyasanın hiçbir zaman beklemediği bir şekilde ya çok düşük ya Evet. çok yüksek faiz artışlarıyla karşı Ve piyasa karşıya hep diken kalıyoruz. üstünde oluyor galiba hocam. O hiç değişmiyor Peki, bizde. evet, dolayısıyla kesinlikle bu hem bakın hane halkları için hem reel kesim için aslında çok endişe verici bir durum. Öte yandan hem enflasyonu kalıcı olarak düşürmek istiyoruz yönünde açıklamalar gelirken, diğer yandan bu beklentilerin kırılamaması aslında tüketimin öne çekilerek önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyon rakamlarının da aslında tetikleyicisi oluyor. Nitekim bakın hem reel kesim güven endeksi hem ekonomik güven endeksi. Gerçi reel kesim güven endeksi yine 100'ün üzerinde geldi. Evet. Ama bir düşüş var. Yani ekonomi tüketici güven Güven endeksi endeksi. hakeza zaten 100'ün altında. Şimdi ekonomide bu denli güvensizlikler var olduğu sürece de açıkçası bu açıklamalar ve Merkez Bankası'nın iletişiminin biraz daha güçlü, biraz daha net olması gerekiyor diye düşünüyorum Hep Çiğdem Hanım. böyle olumluymuş gibi görünen mesajlar veriyor ama sorular sorulduğunda onların cevabı henüz yok. Mesela Evet. yani dediniz ya, bu faiz devam edecek mi yoksa birkaç ay biz bir pas geçmeyle de karşı karşıya kalabilir miyiz? Anladığım kadarıyla Evet. normal şartlarda böyle bir durumda bunun devamlılığının olması gerekiyor ama mesela pas Evet, geçme evet. ihtimali de bu açıdan var gibi de görünüyor mu? Yani o ihtimalde Görünüyor. Görünüyor. Yani her zaman cepte öyle bir ihtimal var. Diğer yandan şimdi yol haritası dedi ya Gaye Hanım. Şimdi açıkçası nasıl bir yol haritası var? Şimdi burada baktığımız zaman işte rasyonelleşmeyi görüyoruz. Baktığımız zaman işte faiz oranlarında bir artış görüyoruz ve miktarsal kısıtlama ve seçici kredi görüyoruz. Şimdi bunların aslında hepsinin etkisi daha çok tüketiciye. Yani şunun altını çizmek lazım. Ekonomide birçok aktör var ve toplam talebi oluşturan birçok parametre var. Bu parametrelerden sadece tüketici üzerinden yapılacak olan bu baskılama da aslında tek başına yeterli değil. Bunun için söylüyorum. Mesela bütçe disiplini ne kadar sağlanabilecek? Veya işte Haziran ayında genelge çıktı. O genelge tasarruf genelgesine bağlı olarak kamu kurumlarında ne kadar tasarrufa gidilecek ve gidiliyor mu? Gelen kamuoyuna yansıyan haberlere baktığımız zaman böyle bir tasarrufun olmadığını görüyoruz. Şimdi bu noktada işte emeklilere yapılacak zam talebine karşılık verilen yanıt ne oldu? Bütçeye çok ciddi anlamda yük getiriyor. Bütçe disiplininden vazgeçmemek adına emeklilere böyle bir maaş artışı verilmedi biliyorsunuz. Ve aslında ekonominin kanayan bir yarası. Yani ben her çıktığım programda hakikaten emeklilerin sesi olmaya çalışıyorum. Mesela bakın bu hafta beni bir emekli beni aradı. Dedi ki hocam yani kamu spotu olarak televizyon kanallarında geçiyor. İşte günde 4 öğün sebze yiyin. Biz nasıl yiyelim? Yani çeyrek simitin satıldığı bir dönemden bahsediyoruz bakın. Dolayısıyla hakikaten bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Şimşek de bugün kararlıyız ifadesini kullandı. Ben bunun altını yine çizmek istiyorum. Bu kararlılık sadece kurmaylarla mı sınırlı, ekonomi kurmaylarıyla mı sınırlı, yoksa hakikaten siyasi iradenin de bu kararlılıkta izleyeceği bir yol olacak mı? İşte o yolda belki orta vadeli programda göreceğiz. Yani bütün bu soruların en azından bir kısmını bu orta vadeli programda yanıtlanabilmesini umuyorum Çiğdem Hanım. Cevdet Yılmaz demiş ki OVP, yani orta vadeli programla belirsizlik ortadan kalkacak. O kadar çok da belirsizlik ve toz duman var ki Umarım. gerçekten olacak mı yani? Evet, gerçekten öyle. Yani dolayısıyla da bu noktada
Merkez Bankası'nın ana sorumluluğunda aslında algı oluşturma ve yönetme de var. Evet. Bence işte o doğru algıyı oluşturabilmek çok önemli ekonomide. Yani şu anda hepimiz, yani bütün ekonomik aktörler enflasyonun gerçekten düşebileceğine inanıyor muyuz? Yani tüketiciler olarak hepimiz, ben bir ekonomi profesörüyüm, tüketimimi öne çekiyorum. Yani bunu ben yapıyorsam sade vatandaş doğal olarak yapıyor. Yani biliyorsunuz ki bir gün sonra gittiğinizde marketlerde bir gün önceki fiyatlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman, bir de biliyorsunuz seçimlerden sonra denildi ki işte daha sadeleşme ve regülasyonların bir kısmının aslında ortadan kaldırılması. Ama gün geçmiyor ki yeni bir takım kararlar alınsın. Evet. Yani bu da aslında tedirgin ediyor piyasayı. İşte kredilere yönelik bir takım düzenlemeler geldi biliyorsunuz. İşte BDDK mesela çok önemli bir adım attı. Ama orada şimdi şöyle bir sıkıntı var bakın. Kredi kartlarının hem nakit çekimde hem de kredi kartının minimum ödemesindeki faiz oranlarında çok ciddi artışlar var. Şimdi burada hakikaten tüketicinin kredi kartıyla alışveriş yapmak zorunda olan bir kitle söz konusu. Evet, yani evet. Asgari yaşam koşullarını sağlamak için kredi kartı kullanan insanlara böyle bir şeyin getirilmiş olmasını ben çok insani bulmuyorum açıkçası. Yani dolayısıyla ekonomik politikaları düzenlenirken biraz da sınıfsal tercihlerin doğru yapılması gerekiyor ki bakın hala açıklamalarda büyümeden vazgeçilmiş değil. Hala cari fazladan vazgeçilmiş değil. Sayın Mehmet Şimşek bugünkü açıklamasında dedi ki işte tüketimi baskılayarak cari fazla yaratmaya çalışıyoruz. Nitekim işte geçen ay biliyorsunuz cari fazla geldi. Ancak bu fazlanın önümüzdeki aylara yansıyacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü cari açığın çok önemli bir kalemi olan dış ticaret açığının Temmuz ayında çok ciddi bir artış göstermiş olması, 12,5 milyar dolara ulaşmış olması önümüzdeki aylarda bu cari açığa ilişkin de çok temkinli yaklaşılması gerektiğini bize gösteriyor. Burada şunu söylemek lazım. Hakikaten enflasyon birinci öncelik oldu mu ekonomi politikasında? Çünkü bakın hep enflasyon vurgusu var ama akabinde biz büyümeyi görüyoruz, cari fazlayı görüyoruz. Evet. Yani aynı yeni ekonomi modelinin temel argümanıydı aslında biliyorsunuz bunlar. Hatta hocam yanlış hatırlamıyorum değil mi? Berat Albayrak döneminde de bu büyümeden büyüme de büyüme, büyüme de büyüme, %1 bile olsa büyüme diye bunun üzerine gidiliyordu, evet, hatırlarsınız. Evet, yani. Evet. Ama bu büyüme nasıl bir büyüme? İşte tüketime dayalı, evet, bir büyümeydi. İnşaat temeline dayalı bir büyümeydi. Şimdi katma değer yaratan bir büyüme olmazsa, inovasyon ve teknoloji temelli bir büyüme olmazsa zaten bunların, hani büyümenin kompozisyonu bu anlamda çok büyük önem taşıyor. O kompozisyonda da bir düzelme olmadığı sürece çok geçici büyümelerin yarattığı olumsuzlukları da geçmiş yıllarda örneklerini gördük. O nedenle de ben böyle sürekli olarak yapılan değişiklikler, işte bu KKM mesela geçen hafta katıldığım programlarda da söyledim. Hakikaten ekonomi bomba gibi düştü. Yani evet, KKM'den standart TL'ye geçmeye ilişkin az önce programa bağlanmadan önce Twitter'da gördüm. %45 faiz öneriliyor. Evet. Şimdi bu bile ikna edici olmayacaktır Çiğdem Hanım. Çünkü zira yine enflasyonun altında. Peki diğer mevduat sahiplerinin neden cezalandırılıyor? Yani acaba hakikaten bu insanları %45'lik faiz teşvik edecek mi dövizden TL'ye geçişte? Tabii ki. Yani dolayısıyla da bütün bunların bu soruların yanıtlarını alabilmiş değiliz. Önümüzdeki işte bir ay sonra belki biraz daha bu flu tablonun biraz daha netlik kazanacağını umuyorum orta vadeli programla.